geldiniz masaya. Ayrılık ne menem bir üzüntüdür değil mi? İnsanın yüreğine yerleşiverir ve oradan bir türlü çıkmaz. İşte bu akşam masada usta isimlerle ayrılığın gülen tarafını konuşacağız. Buyurunuz efendim, başlıyoruz. Fırat Tanış, Sevinç Erbulak. Merhabalar. Masaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Doğacığım. Ayrılık ne menen bir şeydir dedim. Katılıyor musunuz bana? Çok. Yani işte Allah başka dert vermesin yani. Yani ama biliyorsun psikologlar şöyle açıklıyorlarmış. Ölüm acısından daha büyük bir acıdır ayrılık acısı. Çünkü hayatta olduğun içindir. Biliyor. Ve karşıdaki hayatta olduğun için. Evet. Yaşamaya devam ettiğin. Evet. Yani çünkü öldüğü aynen zaman biliyorsun o bir yerde artık geri dönmeyecek. Aynen öyle. Yani bir şekilde bir yerlerde yaşıyor ve nefes alıyor. O yüzden çok evet da keyifli bir hal almıyor bu tabii. Evet. Çok tabii da ciddiye almamak gerekli ya. Yani hayat devam ediyor sonuçta. Hayat devam ediyor. Evet yani. Belli ki çok derin bir ayrılık acısı yaşamamışız. Bu özgüven buradan kaynaklı. Yok, yaşamışızdır yani. Hani nedir? Yaşamış mısınızdır? Mutlaka yaşamışızdır yani. İşte doğuyoruz mesela. Bu bir ayrılık, en şey bir ayrılık yani. Bu en anneden ayrılıyorsun yani. Bundan daha hiç ikna olmadım Fırat. Hiç niye ikna olmadım ama hatırlamıyor olman yani bunu böyle bir ayrılığın olmadığı anlamına gelmiyor yani. Gelmiyor tabii. Ama biz kadınlar için ve özellikle bu akşam bu masada ayrılık oyunuyla biz tabii kadın evet erkek ilişkilerindeki aynen o büyük trajediyi konuşacağız. Evet. Trajedi mi diyelim yoksa evet trajedi, trajikomik durum diyelim. Babamın çok güzel bir sözü vardı. Bir erkek arkadaşımla zamanında ayrılmak istemiştim ve babamı aramıştım. Ya baba ben bu iş yürütemiyorum dedim. Yaptı. Önce efekti geldi tabii. Konuşmaya gitmeden önce. Dedi ki Doğacığım dedi. Her birliktelik bir ayrılığa gebedir. Her ayrılık yeni bir birlikteliğin başlangıcıdır. Umarım güzel bir birliktelik olsun bundan sonraki dedi. Çat diye telefonu sıkıldı. Algını güzel dağıtmış. Evet. Ben başka bir şey. Televizyonu kısardım yani. O ne ya? Ve 19 Rutkay Aziz telefonunu öbürü. Ve 19 yaşında bir kız çocuğu için sadece ben ayrılmak istiyorum baba deyip şey bekliyorsun. Tamam yani ne yolunda gidiyor falan. Biraz fazla gelmişti yani o zaman için. Evet yani. Bana şu zamanda fazla gelirdi. Değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Oyunumuzun adı Ayrılık. Evet. Behiç Ak yazıyor ve evet siz ikiniz sahneliyorsunuz. Evet. Uzun uzun oyunu konuşacağız. Oyundan görüntülerimiz de olacak. Ama bunun dışında ayrı ayrı kariyerlerinizden de bahsedeceğiz. Çok sık televizyonda olmayan kişilersiniz. Merak edilen yönleriniz de var. Kısacası masaya sizi bir güzel yatırmayı planladık. Evet. Bakalım bu masada başımıza neler gelecek. Ama bir reklamımız var. Reklamdan sonra buradayız efendim. Buyurunuz. Adamın ya da kadının da saçmalama aşkım ben böyle biri miyim diyeceği ama tam da öyle biri. Aslında hepiniz birer sanatçısınız fakat bu gerçek sizden saklanıyor. Ben gerçekten kendimi çok kötü hissettiğim bir dönemde Fırat beni aradı. Bir şey oynayalım mı dediğinde ben hemen evet dedim zaten. Yalnızlık yağmur olmuş akıyor damlarına kentin. Ay onun cezvesi taşmış. Mutlaka oyna sen onunla dedi. cezvesi taşmış ne demek dedim Fırat ben. Mesele olduğunu zannetmiyorum. Müziğin. Evet. Bir enstrüman çalmış. Resmin de mesela yetenekli. Herhangi bir şey. Oyunculuğun da. Evet. Söylüyor bunu. Ben güzel bir çirkin. Ben güzelden anlarım. Ben güzelden anlarım. Onu demiştir. Bende çok özel bir yeri var. Ben astronot olmak istiyorum demişti. Annem de mutfakta mutfakla uğraşıyordu. Babam da yemek yiyordu. Hayaller çöktü. Bıraktı böyle. Yok hiç çökmeyi. Çöküyordu. Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış tarafından oynanan ayrılık oyunu tiyatro evi tarafından sahneye konuyor. Sahiden sezonun en iddialı komedi oyunlarından bir tanesi. Köşe yazarları da aynı şekilde böyle betimlemişler. Ayrılık, budalalık ve uyumsuzluklar üzerine kurulu, çok sıradan olanın içindeki tuhaflığa büyüteç tutan, izleyicisini şaşırtan, kucaklayan, onun zekasını önemseyen bir komedi. Aynı sahnede buluşuyorsunuz ve bu mizah büyütecinden kendi hayatımızı da gözlemlemeye imkan sağlıyorsunuz. Yazan Behiç Ak, yöneten Semih Çelenk, sahne tasarımı Başak Özdoğan, ışık tasarımı Emrah Sürücü, müziklerini Evruli Muharrem, afişini Emre Duygu'nun yaptığı bir oyun. Atlamayalım kimseyi istedim, o yüzden de afiş fotoğrafı istedim. Dilan Bozyel diye hemen ekleyelim. Afiş fotoğrafımız da Dilan Bozyel, onu da hemen söyleyelim. Oyunumuzdan görüntülerimiz var. Buyurun. Dilerseniz seyircilerimize oyunu şöyle bir izletelim, sonra devam edeceğiz. Buyurunuz efendim. Umarım yalnız kalınca kendini tanımaya fırsatın olmuştur. Evet.
Yalnızlığın bana epey bir faydası oldu. Nasıl bir insanmışsın, anlayabildin mi bunu bari? Ben çok yalnız bir insanmışım. Yalnız kalınca anladım. Evet, sabahları yarım saat koşuyorum falan. Aa! Evet, aletli jimnastik yapıyorum. Tenis yapıyorum. Tenis yapıyorsun. Evet. Güzel. Evet, bunu bayağı yapıyorsun yani. Ha. 2x3 falan. Güzel. Sen olmasan ben bir hiçim demiştim ya. Demişimdir. Çok seviyordum çünkü seni. Evet. Ama böyle son ettiğimiz kavgalardan birinde de kızım var ya, ben olmasam sen bir hiçtin falan diye gittim ya. Hakikaten neler kokuyorsun aklında ya. Hafızan da bir ileri bir geri senin. Yani bir önceki kavgada söylediğim bir lafı en son kavgamızda aleyhime delil olarak getiriyorsun. Vallahi bundan sonraki kavgalarımıza avukatımla gelmek istiyorum hakim hanım. Çok yakışmışsınız efendim bir arada sahneye. Efendim, teşekkür ederiz. İyi ki yaptınız. Seyirci ayrılığı neden izlemeli? Kendine biraz bakmak için galiba. Çünkü özel olarak Beyiç Bey'in kaleminden çıkan bu oyunda kadınımızın ve adamımızın ismi yok. Mesela biz uzun, derin yaptığımız masa başı çalışmalarında bunu tespit ettiğimiz an kadın ve adam diye yazıyor çünkü metinde de. Bunun seçilmiş bir şey olduğunu düşündük. Yani gelen doğanın da kendinden bir hal bulacağı, benim annemin de kendinden bir hal bulacağı, işte senin arkadaşların, Fırat'ın arkadaşlarının, her seyircinin "Aa, bu benim kocam, aa, bu benim karım, aa, bu benim eski kocam, aa, bu benim, bak aynı sen" diye belki birbirlerini dürtecekleri. İşte bak şu anda tam da sensin diyeceği ve belki adamın ya da kadının da "saçmalama aşkım, ben böyle biri miyim" diyeceği ama tam da öyle biri. Ya da belki de söyleyemeyeceği, yanında kocası var diye tepki vermekten evet, çekineceği. Ya da tam diye, yani bu, ya da tepki verdiğinde de yanındakinin dönüp "ne oldu ya, neye bu tepkiyi verdin" diyeceği. Belki. Çünkü Fırat çok güzel bir şey söylemişti böyle ilk okuyorduk daha Balıklıova'da. Bunlar bir tek ayrılmayı becerememişler dedi. Evet. Yani metinle iş. Oyunun adı ayrılık ama hakikaten çok katılıyorum bu tespitine. Beceremedikleri tek şey ayrılmak. Bir ayrılsalarmış çok iyi olurmuş aslında. Belki de rahatlayacaklarmış evet, o zaman değil evet, mi? Evet. Bir arada olmayı becerebiliyorlar mıydı peki? Ya o da çok zor. Ya bu yani aslına baktığın zaman bir kadın ve erkek için de zor bir şey bu yani hani. Değil mi? Yani ne kadar? Belki seyirci yani biraz hafiflemek için ilk başta gelecek yani oyuna. Biraz gülmek, gülmeyi hak ediyoruz. Biraz bunun için gelecek. İşte başta da söylediğim gibi evet ayrılık bizi üzen bir şey ama biz gelin bunu komedi tarafından yani, seyredelim. Yani ayrılmayı çok ciddiye alan bir çift bu. Ve ayrılık bunların hayatlarının merkezi yani. Bunlar ayrılmasalarmış hiçbir şeyleri olmayacakmış yani. Hani çok da böyle... Çok boş olacakmış hayatları. Evet yani bomboş bir şey olacakmış. İyi ki de ayrılmışlar aslında. Bunu yani onların ağzından söylüyorum. İyi ki ayrılmışlar. Böyle ayrılmayı çok ciddiye alan, ayrılık her şeyleri olan bir çiftin bir yıl 12 gün sonra... 13. Gün sonra ya da... Kadınlar unutmaz. Kadınlar kandıramazsınız. Tekrar bir araya... Bak yine 12 diyor. Evet. Oyunda da 12 diyor. Oyunda da 12 diyor. Ne kadar oldu diyor ayrılalı? Bir yıl 12 gün oldu diyor. 13 gün oldu diyor. Hayret genelde beylere biliyorsun sorduklarında ne kadardır evlisin diye sorduklarında her zaman yanlış cevabı erkekler veriyor. Evet. İşte bilmiyorum 5-6 sene oldu mu? Kadın diyor ki saçmalama canım 11 sene oldu. Ha öyle mi diyor dadı daha uzun falan. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani biraz erkek dünyasının sefareti üstüne de bir şey var. Bir öyle deme ya. Kadın dünyasında sefareti üzerine var yani. Evet. Ah biz kadınlar aslında en büyük acıyı biz çekiyoruz ama işte gel gör ki bunu anlatamıyoruz beylere yani. Değil mi Sevinç? Aynen. Bir karakterinle kendi aranda bir iletişim kurmak için rolü çıkarırken kendinden neler taşıdın oraya ya da benzerliklerin var mıydı? Yani biz taşımaya çalıştıkça aslında kendimizden biraz uzaklaştırmaya da çalıştık. Yani bu da arayışı zenginleştirdi ama tabii ki ben Sevinç olarak özellikle bu hafıza meselesinde çok devreye giriyor. İşte ilk galiba Fırat'ın söylediği o 12-13 ile başlıyor ve o oyunun böyle ne bileyim 2,5. dakikası falan yani bir telefon konuşmasıyla başlıyor zaten. Yani o kadar uzun bir zaman sonra ilk defa telefon açıyor. İşte 12 gün hayır şey tattım tartışma çıkarmak için söylemiyorum ama hakikaten yani bu aradığın günde sayarsak 13 ile başlıyor kadının ve sonra bir hafızalar şölenine dönüyor ve adamın onu bunun karşısındaki inanamıyorum yani bunları hatırladığına inanamıyorum buna. Öyle misindir çıkıyor. Peki yani Sevinç Erbulak ilişkisinde özel hayatına öyleyimdir hatırlar yani. Mı tarihleri? Hatırlarım evet hatırlarım. Ya maalesef bence şey.
bence hatırlamak çok sevimli bir şey değil. Evet. Yani biraz böyle işte babanın telefonda söylediği gibi ardında bırakıp biraz ileri doğru bakmak gerekiyor ama ben onu yapabiliyorum ama sonra yani kendimi sağlattığımda, yeniden dengemi bulduğumda. Çünkü ayrılık biraz da galiba o terazinin yani küçücük bir şey bile eklenmesi halinde çok alaşağı olması. Yani Fırat hafif geçiriyor ama ben yani öyle geçirdiğini söylüyor ama benimkiler öyle ben hiç inanmadım. Saklıyorumdur canım. Saklıyorum. Yani hafif falan geçmiyor yani. Ama sonra defans yani defans yapıyorsun evet. Sonra bir rotaya giriyor yani. Dolayısıyla tabii benden, sevinçten, benim hayatımdan. Çünkü var hayatımda ayrılıklar. Tabii yani tabii kırkıma geldim. Tabii 40 bin tane ayrılığım maşallah, var. Maşallah. Dediği gibi sadece ilişki ayrılıkları da değil yani. Çeşitli kopuşlar. Tabii. Mecburi kopuşlar ve o dengeye girdiğim ana kadarki süreçle oynadığım kadının dengeye girdiği ana kadarki süreci benziyor ve bence kadın zaten o dengeye henüz girmemiş. Bunu sadece buradan davranıyor adama. Tatlım çok iyiyim, bana çok iyi geldi. Yani duygularını terk edememiş kadın aslında değil mi o ayrılık ne kadar zaman geçse de. Çok tatlı bir taraf, çok tatlı taraflarından biri. Bir tartışma enerjisi başlıyor oyunun belli bir noktasında. Yani adam geldikten sonra. Ve ben kadının bunu özlediğini bile düşünüyorum. Yani... kavga etmeyi. Evet, evet. Yani bunu tadından bile özlediğini. Tabii. Güzel kavganın da tadından çünkü tam o anlarında da oyunun. Hep hissim de benim oluyor Fırat'ın karşısında. Ay ne güzel be geldi iki kavga ediyoruz ağzımızın tadıyla gibi. Yani kendini ne kadar kontrol etmeye çalışsa da. Agresyondaki enerjiyi de özlemiş olduğunu düşünüyorum kadının. Onun için elbette benden parçaları olan bir şey. Olan bir şey. Nasıl bir araya geldiniz? Vallahi şehir tiyatrosu sağ olsun. Yani Sevinç o dönem böyle bir ne onun tam teknik ismi? Ayrılık. ayrılık. Böyle bir kısa süreli bir ayrılık yaşadı. Evet, süreli ayrılık. Ben hemen dedim ki hemen ne yapabiliriz yani hemen bu konuda ne yapabiliriz diye. Hemen bir tekst düşündük, hemen bir oyun düşündük. Hemen Sevinç'i aradık. Ondan sonra çünkü Sevinç geldi hani, buraya çabuk. Çok çok güzel bir şey yapmışsın. İyi ki de öyle çok yapmışsın. Güzel bir şey hani yaptım. Burada tabii ki meslektaşım benim çok eski dostum ama Sevinç'in benim hayatımdaki yeri şöyle özeldir. Hiçbir zaman mesleğinin arkasında durmayacak bir şey yapmamıştır. Hiçbir zaman öyle bir söz dahi ağzından çıkmamıştır ve sen bu mesleği çoğu insanlara sevdirmeyi başarmış bir kadın oyuncusun. Teşekkür ederim. Dolayısıyla seni televizyonda tanımak işte ta baba evinden gelen o kariyerin muhakkak ki çok özel bir kariyer ama senin tiyatroda o şu kadarcık bedenin devasa bir hale geldiğini herhalde Sevinç'ten başka biraz az görmüşümdür. Kendi yakın arkadaşlarım içerisinde. Burada da kayırmak durumundayım. Çünkü kariyerinde neler neler var. Ne oyunlar neler neler var. Oradan fotoğraflarımız gelsin. Seni şarkı dişçisi işte az evvel söz ettik. İstanbul Efendisi'nde seyrettim. En son galiba orada seyrettim. En son şarkı dişçisinde seyrettim. En son şarkı dişçisinde seyrettim. Onunla ilgili fotoğraflar da topladık. Ya. Gelsin fotoğraflarımız. O çılgın kulis. Fırat eminim sen de hakimsin de oyuna. Buradan tabii özel teşekkürüm Çiğdem Bilgin'e. Öyle mi? Çünkü Çiğdem Bilgin benim için 7/24 ekibimizin dışında. Şu anda çok endişelendim. Demek ki mutfak fotoğrafları gelecek. Mutfak fotoğrafları da var. Evet burada Çağlar Çolun var, Sevil Hanım var. Kaç sene önce Sevinç bu fotoğraf? Çağlar'ın tipi bayağı bir değişik. 4 sene önce. Premier gecesi inanamıyorum annemin sabahlığı üstümde. Çok özel ve çok güzel bir oyundu bu. Kaçırılmayacak bir şeydi. Çiğdem bayağı çalışmış yani. Çiğdem bayağı çalıştı. Programın devamında gelecek diğer fotoğraflar ve görüntüler. Şu an hissettim bunu. Aynen öyle. Şehir tiyatrolarındaki Sevinç Erbulak. Yani bu işi artık yıllarını verdin. Şimdi Fırat'la beraber tiyatro evinde baş başasınız. Oradaki disiplini buraya taşıyor musun? Ya da orada hani bir şeyler daha kolay ama özel tiyatroda daha mı zor? Nasıl ayrımı var? Bizim tiyatromuz yani bizim şu andaki özel tiyatromuzda hiç yani daha zor ya da daha kolay diyebileceğim bir şey yok. Her şey tıkır tıkır işledi bugüne kadar başından beri. Bunun bende şöyle bir maneviyatı vardı. Onu çabuk geçti zarif bir adam olduğu için ama ben gerçekten kendimi çok kötü hissettiğim bir dönemde Fırat beni aradı. Yani başka şeyler için de aradı. Hı. Nasılsın demek için de aradı ama yani bir araya gelelim mi bir şey oynayalım mı demek. Sen de bunu çok iyi bilirsin. Bu İlaç. Tiyatro oyunu oynamak demenin o teklifin ötesinde oyun oynayalım mı demek. Yani parka gidip Tahtravalli'de anladın mı? Eğlenelim mi demek bu? Yani atlı karıncaya binelim mi çarpışan araba? Çünkü biz bunu yapıyoruz. Bunları unutalım mı? Oyunda. Evet yani şu yaşananları bir
bir arkamızda bırakalım mı demenin bir yoluydu o ve çok gerçekten çok değerliydi benim için. Dolayısıyla sonra süreçte ben böyle ne bileyim bir nehirde akan işte herhangi bir işte kütük parçası gibi devam ettim yani hikayeye ve çok çok keyifli bir prova süreci geçirdik. Her şey çok yolunda gitti. Çok özellikle yönetmenimiz Semih Çelengi, Fırat sonuçta tanıyor, yazdığı bir oyunda oynuyor. Dostlukları eski ama benim için çok yeni. Benim için 2,5-3 aylık bir dostluk ama çok özel bir isim olduğunun altını çizmek isterim. Çok okşayarak, çok severek prova yaptı bizimle. Çünkü bizi bilirsin yani. Böyle bizi kilitlemek ve demoralize etmek çok kolaydır. O kadar basit. Çok basittir. Kırmak da çok basit. Tıpkı çocuklar gibi yani. Evet. Kavi'nin de kırılması, Fırat'ın, Zeynep'in de kırılması. Ve aynı şekilde çocuklar bizden biraz daha iyi bu konuda. O kırgınlığı çabuk döndürebiliyorlar ama bizler çok öyle değiliz. Keşke öyle olmasa. Dolayısıyla bende yeri çok özel. Biz Fırat'la aynı tiyatroda bir müddet olabildik. Hı hı. Fırat Şehir Tiyatrosu oyuncusuyken. Dostumuz eski tahmin ediyorum. Çok ya, eski. O zamanlara dayanıyor. Ve ben onun hiç aynı oyunda denk gelmememize rağmen çok güzel oyunlarda birbirinizi seyrettim. Birbirinizi uzaktan ısırıyormuşsunuz meğer. Tabii yani. Şimdi, zaten hakikaten Fırat ilk daha oyunu seçmemişti beni aradığında. İşte bir şey oynayalım mı yani çocuk parkı. Bir şey oynayalım mı dediğinde ben hemen evet dedim zaten. Peki sen yani, neden Beyçak ayrılık oyununu seçtin ya da beraber mi seçtiniz? Güzel bir oyun. O yani, anda mı buldun yoksa daha önce arzu ettiğin bir oyun muydu oynamayı? Yani doğrusu daha önce böyle düşündüğüm bir şeydi dersem yalan olur. Ama o ana, o zamana, zamanlamaya çok oturan bir şeydi. Ve çok güzel bir oyundu. Çok çok güzel bir oyun. Bu yüzden bu oyunu seçtik. Yani, partneri de bulunca. Tabii ki yani aynen tabii ki de yani buradaki çok kriterlerden bir tanesi Sevinç tabii. Yani Sevinç olmasaydı. Sevinç olmasaydı tiyatro olmazdı ya. Sevinç'in çöktüğü yere tiyatro. İnanma tiyatro olmazdı. Hadi bir dünden bugüne yapalım seninle. Eyvah. Oyuna döneceğiz ama bakalım neler. Bakalım nerelerde de gördük seni. Buyurunuz. Hoşça kal baba. Sen nereye? Göreve gidiyorum. Ne görevi bu saatte? Telefon geldi baba. Zeynep ben sana derdimi anlatamıyorum galiba. Konuşalım baba. Dershanelerin en iyisini bulmalıyım. Gece gündüz çalışırım. Eğer inat edersen mutlaka olur. Sinema televizyon bölümü ya da tiyatro. İkisinden biri. Dur kızım, ne yapıyorsun? Bırakın beni. Bırakın beni. Çok istemiyorum. Tamam kızım. Kırmızı elbisemi gördün mü? Kırmızı. İnce askılı. Evet o. Hani eteği şuraya kadar. Evet Şeref. Hani şu yakası büzgülü de sırtı açık olan elbisemi. Şeref, elbiseyi tarif etmeyi bıraksan da nerede olduğunu söylesen. Bak İlhan. Bana ini de lütfen. Arkadaşlarım hep öyle der. Öyle mi? Peki. Bak İlhan, bugün buraya bakmaya daha pek çok kişi gelecek. Öyle mi? İnşallah öyledir. Oğlum öğlenin hali ne? Oğullarla yemek mi yenir? Yıkadım. Göster bakayım lan. Tüh Allah kahretsin seni. Kalk yıka ellerini. Kalk. Hadi kalk benim aslan oğlum. Hadi. Semtimizin yakışıklı patronu. Ne? Canım şoförüyle selamlaştım ya demin. Bu matbaa patronu Galip Bey de bizim semtimizin sakinlerinden. Ay ara sıra evine gelip hiç yoktan arıza çıkaran bir karısı var ki hiç sorma. İşte böyle durumlarda da kadına sakinleştirici iğne yapmak bana düşüyor tabii. Gizem rahatsız etme abi. Merhaba. İyi akşamlar. Ben eve şey demedim de şunun alıp gireyim. Kapıda mı kaldınız siz? Evet. Anahtarımı unutmuşum. Neşet getiriyor şimdi. Neşet kim? Arkadaşım. Ev arkadaşınız galiba değil mi? O lamba orada 2 aydır öyle patlak duruyor. Özellikle ses etmedim. Çünkü biliyorum 2 ay değil 2 yıl geçse o lamba orada öyle duracak. Keyfim bilir. Otur öyle karanlıkta. Songül'le Nilüfer de buradaydı. Ne? Bir dakika. Şerif onların ne işi var orada? Ay Şerif neler oluyor? Hayır yani olan şeylerden benim niye haberim olmuyor? Tamam neyse eve döner dönmez onlar beni hemen arıyorsun tamam mı ya? Ne hissediyorsun şöyle kendine baktığın zaman? Deliye bak diyorum. İyiymiş bu. Deliye bak çok iyiymiş. Ne yapıyor diyorum yani. Çok severek oynadın ama bütün rollerini. Biliyor musun öyle denk geldi. Yani bilmiyorum bunun da bir tür
yani şanstan öte bir tesadüf olduğunu da düşünüyorum. Çünkü olabilir insan, hani özellikle kurum tiyatrosu oyuncusu olduğu zaman artık çeyrek asır olmuş yani. 25 sene olmuş doğa. Gerçekten çok uzun bir zaman dilimi. Böyle düşündüğümde ayaklarımın ters ters gittiği ve kuliste böyle işte oyuna üç kala dediğim hiçbir anım yok. Güzel, o kadar güzel bir şey yok ki. Yok yani şimdi de mesela hadi işte bundan sonraki oyunumuz ne zaman? Hadi, hadi böyle içinde küçük hayvanlar. Küçük hayvan. 25 sene yani. Diyorsun, 25 sene tiyatro sahnesinde. Ezberi nasıl yapıyorsun? Nasıl ezberliyorsun? Nasıl ezberliyorsun? Ben sizin yerinizde olsam ezberleyemem. Hayır, herkesin farklı tekniği varmış biliyor musun? Ben de arkadaşlarıma sordukça fark ettim. Ayrılıkta şöyle sordum. Yani şaka yapıyorum zannetmiş olabilir. Benim annem benim çalıştırıcım aslında. Yani evde hemen bana böyle diyor bak. Bakalım mı tekste? Tekste bakalım mı? Bakalım anne falan diyorum. Ve böyle annem tabii oyuncu da olduğu için oynuyor. Bak ayrılığa kadar annemle çalıştık. Yani 25 sene annemle. Annen mi tuttu sana ezbere? Annem tuttu. Evet. Böyle bana onu yedire içire ezberletti. Evet. Ve böyle şey böyle kelime, hece falan ezberletti. Fakat ayrılıkta hadi bu yanımda oturan adam yüzünden. Onun çaldığı müziğe mi alıştım? Artık bu meslek bilmiyorum böyle yaşlarla yani yaş üstüne yaş oyun üstüne oyun koydukça daha da mı insan her seferinde en başa dönüp en korktuğu ana geri dönüyor bilmiyorum. Fıratsız ezberleyemedim hiç. Çok annem tutuyor bildiğimi zannediyorum cevap fakat Fırat'ı duymadığım için hakikaten sonra ne söyleyeceğimle ilgili böyle zaman zaman fikrim olmadı. Çünkü beni, çünkü biliyorsun Fırat benim çok sevdiğim Sabah diye bir ressam arkadaşım var. Onun bir tanımı var Fırat'la ilgili. Ay onun cezvesi taşmış. Mutlaka oyna sen onunla dedi. cezvesi taşmış ne demek dedim. Fırat neler oluyor arkadan? O kadar çok şey yapıyor ki o dedi. Bak düşün dedi. Hakikaten bak düşün Fırat'ı. Fırat çok şey yapabiliyor. Ve o muhtemelen bir müzik adamı da olduğu için... Birkaç kere annem akşam şey dediğimi hatırlıyorum. Hani Fırat'a demek. İhtiyacım var. Yani şey gelmiyor Fırat için aklıma dediğim. Demişsin ki şahane bir şahane biri. Yani oyuncudan öte şahane biri. Üstelik öyle yani. Bir şahane özelliği de yok. Ama şahane biri işte. Evet öyle. Sonra da böyle yapmış. Bu ne demekse. Nerede söyledin sen bunu? Nerede söylemiştim? Söyledim bir yerde. Biz buluruz uydurmuyoruz bunları. Sevinç Hanım yani. Yok söyledim de nerede söyledim. Bir röportajda söyledim çok yeni. Evet, öyle tamam. Mi? Çok evet. Şahane biri ama. Bir şahane hani, biri. Tam da emin hayır, değil şahane. Hayır şahane biri deyince de hani şahane böyle şahane bir öyle bir kelime ya yani güçlü. Şahane. Bir örnek vereyim yani bir şahanelik örneği sonra. Ay veremiyorum. Ay bilemiyorum ama gerçekten de şahane. Ay ne demek istiyorum şu anda dedim ya. Ama evet Fırat bence şahane biri. Şöyle şahanesin. Gelin tanış. Olalım. Çok eyvah. Güzel bir proje. Yani. Sağ olasın. Sana öncelikle hem beğenimi dile getirirken beri yandan da teşekkür ediyorum. Türkülerimizi, bu kadar büyük üstatlarımızı, bu sazlarımızı, bu sözlerimizi hazır unutulmaya yüz tutmuşken senin gibi gençlerin takip ettiği ve gençlere liderlik eden bir oyuncu ve bir müzisyen olarak böyle bir projenin altından kalkıp bunu sergiliyor olman çok özel bir şey diye düşünüyorum. Evet. Şöyle seyrettim. Gerçekten şöyle ediyoruz. Seyrettim. Eşim de genelde böyle ben çalışırken o bir yerlere kaçar. O da böyle bana katıldı filan. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hayran olduk. Sağ olasın. Abartısız hayran sağ olduk. Olasın. Çok azıcık bir izleyelim tabii üstüne ki. Konuşalım ne olur. Buyur, buyurun gelsin gelin tanış olalım. Sonlar vuslatlar nihayetler değişir ama yol değişmez. Yol hayattır. Evvel benim, ahir benim, yanları canlar benim, azık yollar kalmışlar, aynı dünyanın suyunu içen, ekmeğini yiyen, nefesini içine çeken insanlar... Nasıl olur da akraba hısım olmaz ki? Sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben sac mıyım? Dostum, dostum, dostum. Dostum, dostum, dostum. Eğer demiş yolda aba giymiş birini görürsen ona böyle küçültücü bir nazarla bakma. Kibirle arkadaşlık edenler sonunda kahredilmişler safında yer alır. Karşındaki doymadan sen doymuş sayılmazsın. Karşındaki varsa sen varsın. Veren el alan elden her zaman üstündür. Veren el hiçbir zaman aç ve açıkta kalmaz. Akar suyum çağlaram, dertli ciğerim dağlaram. Seni düşünüp ağlaram, gel gör beni aşk değil mi?
miskin Yunus, bir çareyim, baştan ayağa yarayım. Dost elinden ağlayayım, gel gör beni aşk neyledi. Gelin, tanış olalım. İşi kolay kılın, sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Sensiz dünyam alır eyleyim dostum, dostum, dostum. Dostum, 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 gelsene canım. Bu, söz sende, ben artık bir şey diyemeyeceğim. Uzun süredir aklımda olan bir şey vardı. Bir türkü müzikali yapmak mümkün mü? Çünkü türkülerin sözlerine, derinliğine baktığın zaman hepsinin aslında bir öyküsünün, dramatik bir yapısının olduğu, bir oyunsu bir hali olduğunu görüyorsun. Neden türkülerden bir müzikal yapılmasındı? Bu gösteri aslında tam olarak, yani sınıflandırmak gerekirse, bir türkü müzikali demek doğru. Bu bir konser değil. Bu bir oyun değil. Bu bir oyun da değil ama bir oyun tiyatro gösterisi. Bu bir oyun, evet, tiyatro gösterisi, bir türkü müzikali. Bir kere böyle bir biçimde bir arayış vardı. Bir de içerikte şöyle bir şey arıyorduk. Öyle bir şey söyleyelim ki bu bizi niyetimizi, kim olduğunu anlatabilsin. Bizi bizim yerimize, nasıl diyelim, tanıtan, bizim kim olduğumuzu bizim yerimize söyleyenler yerine bir şey söylesin ya. Ve tam niyetimizi anlatabilsin, derdimizi. Böyle içerik anlamında da böyle bir şey var, böyle bir yolu var. Böyle bir oyun çıktı ortaya. Ben Semih abiye anlattım, Semih Çelengi anlattım ondan sonra. Semih abi müthiş bir böyle bir oyun çıkardı. İşte oyun bir bugünden bir abdalın anlattığı, evet. Ve içinde Aşık Veysel, 11 tut da. Türkünün 11 deyişin olduğu, 12. deyişin de, 12. türkünün de diyelim, en sonunda izleyiciyle, seyirciyle birlikte söylendiği, alkıştan vesaireden sonra böyle bir moral gösteri. Moral. Aynı zaten zamanda diyor ya, grup terapisi diye. Tam evet. O yani. Ve şu an tam zamanı. Çok devam zaman, edecek evet. Mi? Şubat, Mart, Nisan. Valla biz bunu yıllarca devam etmek istiyoruz. Ayrılıkla ilgili hayalimizi de söyle. Ayrılıkla ilgili hayalimizi. Bak ne kadar oynamak istediğimizi söyleyecek şimdi. Bunlar işte 40 yaşında, 50 yaşında. Yaşlanmışlar. 60 yaşında ilerleyen. Evet. Tabii canım, çok yakışır. O zaman ne olur yani. Çok yakışır. Peki biz seni buraya davet ederken tabii ki ben Emri Vakilerimle zaten meşhur oldum bu programda. Dedim ki ne olur belki gitarını getirir tabii de bize. Ki, aynı zamanda hata yapmak istemiyorum ama Mor Rüyalar, evet, diye bir albüm çalışman da olmuştu. Aynı zamanda da çok sevilen de bir müzisyensin de. İşte müzik platformlarında işte oldukça dinlenen. Tabii. Hele bir şarkı yaptın ki değil mi, o seni uzun zaman... Evet. Bir kere söyle. Bela oldu. Bela oldu diyorsun. Evet, bunu biz birlikte deştirdik abi, bir kere söyleyin. Abi bir kere söyle. Ya ben onu çok tabii ki illa ki isteyeceğim ama hayır derse de tabii ki hayır diyeceğiz. Hazırsan eğer gitarımız ufaktan buraya gelebilir mi Ömerciğim? Bir kuple müzik dinletisi alalım Sevinç. Kuple. Ah, bir şey söyleyeceğim. Bana yeni albümünün parçalarını biraz önce biz hazırladık. Ha, öyle yapmaz. Ben müzik de duydum kulağım ama böyle evet bir şeyler çaldı. Ben böyle ilk duyanlardan. Aa, şanslısın. Şanslısın. Evet. Hepsi bir damla, öğrendiklerin. Oysa sen ne çok bilmek isterdin. Damlalar, eski yüzlerin, tanıdık hüzünlü kendinden emin. Her damla nasıl da tutmuş elinden, zamanın nasıl süslüyor küçük tiktakları. Yıkandı
yağan yağmurda tutkun düşlerin. Bilirim hiç yağmur yağmasın derdin. Yalnızlık yağmur olmuş akıyor damlarına kentin. Ve sen böyle bir ölüm düşünmedin. Yalnızlık yağmur olmuş akıyor damlarına kentin. Ve sen böyle bir ölüm düşünmedin. Bak taştı cezvesi, gördün mü? Taştı cezvesi, gördün mü diyor. Hakikaten taştı. Hakikaten taştı. Taştı zevcesi. Kendini en çok nerede rahat ve doğru ifade ettiğini düşünüyorsun? Müzik. Müzikte. Tabii. Yani bu ister istemez böyle olan bir şey. Çünkü müzik de ister istemez olan bir şey. Yani diğerlerindeki gibi kendini çok saklayabildiğin, çok böyle defans edebildiğin bir yer değil. Çok kişisel. Çok daha kişisel bir şey. O yüzden o çok daha özgür olduğum bir yer. Kalple dudağın mesafesi kısalıyor galiba değil mi müzikte? Hemen akıveriyor her şey. Yani hiçbir fikrim yok. Ne olduğu hakkında. üstüne çok şey söylenebilir ama bilmiyorum. Yani bunun muhtemelen benim bilinçli olarak hatırlayamadığım bir zamanla, yani bu dünyada olduğum bir zamandan bahsediyorum. Bununla bir bağlantısı olabilir. Yani bunu da kızımdan biliyorum. Yani onun doğduktan sonraki işte seslerle olan ilişkisi, sadece düzenli seslerle değil, düzensiz seslerle de olan ilişkisine baktığım zaman müziğin, yani biz doğmadan önce, hatta ana karnındayken insanda bir yer ettiğini gözlemliyorum. Herhalde bundan kaynaklanıyor olsa gerek o özgürlüğün. Yani az önce şey dedin ya, ben hiç yapabileceğimi zannetmiyorum. Yetenekle ilgili bir mesele olduğunu zannetmiyorum bunun. Müziğin. Evet. Bir enstrüman çalmalı. Resmin de mesela yetenekle ilgili. Herhangi bir şey, oyunculuğun da öyle abi, olduğunu biraz düşünüyorum. Biraz enteresanmış. Çünkü evet. Yani gitar, yani bir enstrümanı çalmak için bir yeteneğe sahip. Hayır, gerek yok. Yani bu stüdyodaki herkese bildiği parçalara eşlik edebilecek kadar 40 dakikada öğretebilirim. Sahi mi? Tabii efendim ki. Duyduğunuz arkadaşlar ekip olarak alıyoruz gitarlarımızı. Hiçbir sıkıntı yok ama gerisi devamı size kalmış. Tabii ki az yani önce çalışacağız. Bunu pekiştirmek gerek. Çünkü pekiştirmezseniz eğer her şeyde olduğu gibi bunun tekrarı gerek. Doğru. Yoksa doğru. Bunun hiçbir şeyi yok. Yoksa bütün bunların hepsi hepimizin yapabileceği bir şey. Aslında çok başka mutlu bir mottoyla söylemek gerekirse aslında hepiniz birer sanatçısınız fakat bu gerçek sizden saklanıyor. Gerçekten çok şahane biri. Evet. Peki dünden bugüne acaba sen bizden bir şeyleri saklayabildin mi? Buyurun. Oğlum, neler varmış? Ninle kalmak istiyorum. Bunu görmüyor musun? Özberk. Ne zamandır kafama bir şey takılıyor. Niye birlikteydik biz? Bu benden sana hediye. Teşekkür ederim. Ya, bu da senindi. Kalsın. Tut ki özellikle bekledim. Ne olur. Beni tanıyor musun? Hayır. O halde neden benim arabamı seçtin? Neden özellikle beni bekledin? Bir nedeni var tabii. Ne işiniz var burada? Ya Çiroz, merhaba, hoş geldin. Bir olay var da, dursana. Annen nasıl? Annem yoğun bakımda. İyi laflar duymuşsunuzdur inşallah. İyi, boş adamla işimiz olmaz bizim. Kim doğru söyle o teyze? Hep senin yüzünden, bilmeyelim dedim sana, bilmeyelim. Tamam, sen söyle orada. Bak ben sana bakarım ya. Üzülme oğlum, burası kötü bir yer değil ki. Hem zaten beni buraya zorla kabul ettiler. Ablacığım, ben senin burada kalmana razı olamam ya. Musa'm oğlum, ne var ki bunda? Zaten hastayım, ne olursun gurur yapma, buna mecburuz. Hem sana yük de olmam. Çok zor geliyor anacığım ya. Ben gidiyorum.
Gözyaşı dökeceğine arkasından bir bardak su dök oğluma. Yolu açık olsun. Sunar gibi gitsin, sunar gibi gelsin. Kabulüm. Başka şeylere de kabulüm. Yani benim için münasiptir. Şöyle parmağıma doğru bakar mısın? Yukarı, aşağı, şöyle, şöyle ilerlere doğru. Akşamları böyle parmak uçlarında uyuşma, baş ağrısı falan yapıyor mu? Ne yapıyorsun efendi baba ya? Allah Allah, dur ne yapıyorsun, niye çıkartıyorsun? Ya. Lazım ki takmışlar bunları. Ya yeter oğlum ya. Üstüne bir de külan belli. Allah Allah. Allah Allah. Unman'da mı Akçay'la? Oraya bir tabur atsan diyorum. Bir iki dostes. 10 numara olur. Sen çık şuna! Yeter ulan! Sattım ne olmuş? Ya. Allah Allah! Sattım ailemize böyle bir araba aldım. Ne var senin deli iğneğinde neydir ya? Orayı satarsanız mezardan çıkar gırtlağınıza sarılırım böyle. Sana zombilik de yakışır baba yani. O yüzden. Zeki kim? Zeki sensin anam. Nasılsınız Emel Hanım? Emel kim ya? Benim. Hem güldürmüşsün hem ürkütmüşsün hem... Hem ağlatmışsın hem güldürmüşsün. Ben güzel bir çirkinim demişsin bir de. Ne demek istediniz orada? Hiçbir fikrim yok. Ne zaman söylemişim bunu? Bayılıyorum buna. Bir şeyleri söyleyeyim söyleyip ondan görürsün, sonra... Görürsün oyunda ya... sana bunu söyleyeceğim. Evet. Söyle bunu. Ben güzel bir çirkinim. Ben güzelden anlarım. Ben güzelden anlarım. Onu demiştir. De, mutlaka demiş. Sevinç de demiş ki çok hoşuma gitti. Yemeği yapıyorsun... ve yaşayan yaşamayan kimleri çağırıyorsun diye bir hayali sofram var benim. Evet. Bu soruyu cevaplamak isterim demişsin. Kim olurdu o hayali sofrada şu anda kuracak olsan? İyi misin canım? Savaş Dinçer. Oo canım benim. Onunla bir tek başıma bir yani ikimiz böyle bir sabahlayalım isterdim. Bende çok özel bir yeri var. Benim hocam olabildi. Ben o şanslılardan biri olabildim. Çok erken bu dünyadan gittiğini düşünüyorum. Çok çok ve çok, çok. Tek, yani bir, önce bir onu isterdim. Hani onunla böyle bir baş başa bir yemek yiyelim, bir sabaha kadar konuşalım isterdim. Sonra kendi kocaman soframı yapardım ama benim cevabım Savaş Dinçer'e çıkar. Evet, yemek yemeyi mi seviyorsun? Güzeldi. Sıkıntın o mu yani? Hayır. Çok 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 güzel bir soru ama. Güzel bir soru. Sonra ben de düşündüm. Ben kimleri davet ederdim masama çok diye. Çok enteresan konuklar çıkıyor. Savaş Hoca'nın... aramızdan ayrıldığı için bitiremediği bir tablosu vardır. Böyle bir hayali vardı. Müjdat Hoca ile kendisi çocuk olarak oturuyorlar ve böyle onun bir uzun sofrası vardı. Bize anlatmıştı. İşte kağıdını aldım, boyasını aldım falan diye. Öyle ben de röportajlarda soruyorum ve kalabalık yaptığım röportajlarda o masadaki böyle sandalye sayısı çok artıyor ve gerçekten o sırada hakikaten dünya üzerinde yan yana gelseler çünkü kaybettiklerimiz de tabii yaşayanlar ki. Da böyle düşün. Evet, hayali sofra. Ay, esas o ikisi ne konuşurdu dediğimiz çok çok hayaller kurduran bir cevaba dönüşüyor ama benim önce Savaş Hoca tek. Ki sen de bu konuda şanslı birisin. Erbulak ailesinin kızısın işte yani babanın hayatı, babanın sana getirdikleri keza annenin öyle. Evet, çok armağanım oldu evet. Biz hani çok güzel insanları tanıma şansımız çok anneli oldu. Çok babalı. Olduk. Aynen öyle. Bu konuda bir mesaj varmış sana. Bu konuda değil yapma Allah aşkına. Yani bir mesajın var işte. Eyvah. Bir güzel tatlı bir mesaj. Gelsin efendim Sevinç Erbulak'ın ilk mesajı. Eyvah. Buyursunlar. Sevinç benim çok sevdiğim biricik kızım zaten. Torunum da biricik. Daha çok çocuğu olanlar belki hepsini eşit seviyordur ama benim öyle bir imkanım yok. Ben onunla gurur duyuyorum demek istemiyorum. Çok aptalca bir laf ama çok sevinçliyim. Böyle akıllı, antenleri açık, dünyayı, olayları takip eden, duyarlı, seveceğim bir çocuğum olduğu için. Aynı torunum da ona çok benziyor zaten. Babasından... pembe gözlükleri almış. Benden de biraz karamsarlığımı almış. Dolayısıyla tam bir dengede duruyor. Bazı olaylara benim kadar sert tepki göstermiyor. Bardağın hep yarım dolu olduğunu düşünüyor. Limonu limonata yapıyor zaman zaman. Bu da onun mutlu olacağını gösteriyor bana. Umarım çocuğuyla sonsuza kadar birlikte olur. Onun acısını çekmez. Çocuğu da onun acısını çekmez. Seni çok seviyoruz.
4 tane de kedimiz var, onları da çok seviyoruz. Hayvan düşmanlarına da vicdan göndermek istiyoruz. Ayıp ediyorlar çok çok. Çok güzel bir şey. Tamam evet, gündemde bu hayvanlara yapılan korkunç işkenceler varken annenin mesajı çok güzel geldi. Hayır. Ne oldun, hoşuna gitti mi? Ya kavin çekti yüksek ihtimalle ve ne bileyim çok tuhaf oldum şu anda. Evet tabii kavin çekti. Kavin bizle işbirliği yaptı. Çiğdem Bilgin sağ olsun. Kavinin ilk kısa filmi. Kavinin ilk kısa filmi. Nasıl bir annesin Sevinç? Onu kavine sormak lazım. Evet, tamam. İşte sen kendi gözünden söyle bakalım. Yani aslında nasıl bir anne olduğumu çok bilmiyorum ama biraz da şey oldum, hislendim. Yani biraz rahat davranmaya çalışıyorum. Biraz sakin olmaya çalışıyorum anneliğimde. Çünkü yapım çok sakin bir yapı değil. Biz benzeriz, evet, biliyorsun. Evet, aynen. Benim bizim hiç, böyle maalesef. Etten evvel kazana düşebiliyoruz. Tabii. Çocuk, bence çocuklar zaten dünyaya bir ilahi denge tarafından herhalde. Ya bunun bir çocuğu olsun da bu bir toparlansın, kendine gelsin diye getiriliyor. Kavin de 10 yıldır beni toparlamaya çalışıyor. Onun için benim bütün bu sert köşelerimi herhalde yumuşatmaya çalışıyor. Bakar mısın? Bak bak, ay müzikalisi. Baksana. İşte baksana şimdi evde böyle bir varlıkla yaşadığın zaman, yani bak görüyor musun? Altan Erbulak dede, işte Füsun Erbulak, anne Sevinç Erbulak. Aynı zamanda sen şimdi bu şu anda izlenilen, devam eden dizilerdeki çocuk oyuncuları da eğitmeye başlamışsın. Ben bunu bilmiyordum. Evet, yapılıyor. Evet. Bizim okulda yapılıyor işte. Ama hani ben yapmıyorum. Niye? Çünkü o benim yapabileceğim bir şey değil. O çok zor bir şey ya. Televizyon oyunculuğu çocuğa öğretmek yapılacak şey değil. Yani oyunculuğu çocuğa öğretmek çok zor. Bizim ondan öğrenecek çocuğumuz evet, var. Evet. Yani. Canım bizim işte güldüğü çocuk var, aldılar başlarını gittiler. Yani onları izlediğinde mutlaka ay ben ya, bir dahaki sefere falan dediğin çok oluyordur yani. Evet, ben bir dahaki sefere şunu yapayım evet, dediğim çok oluyor. Ben bunu kavinden kaynaklı çok evet, söylüyorum. Öyle bir şey yaşıyoruz ki bazen aha deyip böyle hemen onu cebime koyuyorum. Yani çocuğa çok zor bir şey öğretmek yani. Peki ilgi var mı? Şimdi istiyor mu herkes çocukları oyuncu olsun? Ya genel olsun? Olarak böyle bir ilgi olduğunu düşünüyorum ama ben o ilginin hakikaten çocuktan kaynaklandığında, vücut bulması gerektiğine inananlardanım. Şimdi böyle bu renkli dünyayı seyrediyorlar ve çocukları herhangi bir yere götürmek için, hı hı, oyunculuk okuluna götürmemek gerekiyor yani. Anladın mı? Çünkü ya. İstemiyor olabilir. Ve hani çocuk üzerine düş kurmamalıyız. Çocuğun kendi düşlerinin gerçekleşmesinde yol olmalıyız çocuklara diye düşünüyorum. O yani kadar çok, kolay bir çok şey çok duyuyorum değil. Bunu. Çocuğu baleye göndermek, çocuğu işte piyanoya, ya çocuk yani. Ama belki istemiyor. Mesela kavini biz defalarca oynatmaya çalıştık. Özel olarak rica da ettik. Artık en son aklı başına erip böyle iki kelimeyi yan yana getirmeyi de becerdiğinde şey dedi. Ben istemiyorum, düşünmüyorum, benim için çok erken olduğuna inanıyorum deyip bıraktı. Mesela Kavin şu anda çiziyor. Resim, evet, Kavin çiziyor, resim yapıyor. Evet, yani evet. Çocuklar onları rahat bıraktığımızda, hiç bunu da böyle bilmiş söylemek istemiyorum. Herkesin kendi çocuğudur yani. Yani bence çocuğu rahat bıraktığında çocuk ne yapmak ve ne olmak istediğini sana gösteriyor. Çünkü bize öyle yaptılar yani, evet, değil mi annemiz babamız? Ama biz şanslıyız. Biz çok özgür çocuklardık. Ben evet, şimdi hatırlıyorum da bana ben bir şey yapmak istediğimde babam ya da annem sen eminim doğrusunu yaparsın. Ben babama ilk mesela İyi bir sebebin vardır mutlaka. Bak şimdi babalarımızın benzerliğine ben. Bak ben astronot olmak istiyorum demiştim. Annem de mutfakla uğraşıyordu, babam da yemek yiyordu. Böyle annem hani gerçekçi biraz önce söyledi ya, babasından daha aldı benden gözlükleri aldı. Almış annem böyle ben dönüp hemen ben babama söylüyordum bu arada. Annem dönüp hiç sektirmedi. Sevinç saçmalama dedi mesela. Babam da böyle yemek bir anda yiyordu. Hayaller böyle çöktü. Bıraktı böyle. Yok hiç çökme. Çöküyordu. Sonra evet, babam böyle şeyini bıraktı, çatalını, çok yakışır benim kızıma dedi. Ve ben böyle 2-3 sene falan astronot olmanın bana çok yakışacağına inanarak hayatıma uzayla devam ettim yani. Sonra başka bir şey dedim. Sonra ve babam gerçekten her seferinde o da çok yakışır benim kızıma dedi. Sonra da ben kendi tercihlerimi yaptım. Bana yani da öyle dedi ama oyunculukta hiç destek olmamıştır mesela. Hani keşke oyuncu olmasam mı istedi, hani oyunculuk yapmayayım mı istedi. Bırakmak bilmiyorum, istemiş çok olabilir. Çok sonra bundan mutlu olduğunu dile getirdi ama bir desteğini de görmedim. Yani illa da anne baba tabii ki önemli ama kendi hayallerimiz ve kendi hedeflerimiz de önemli. Tabii. Siz nasıl bir babasınız efendim?
Biraz ya mesafeli, biraz çok... mesafeli bir insan mısınız siz acaba çocuğunuza karşı Fırat Bey? Değilsiniz yani, değil mi? Bayağı mıncık mıncığız. Biraz söyle yani, söyle. Ona karşı mesafeli olmak biraz zor. Yani öyle... Şimdi yeni babalarda öyle bir şey yok zaten. Eski babalar daha böyle mesafeli, daha otoriter, daha çocukla... Evet. Daha olabilir. Uzak bir ilişki vardı. Olabilir. Yani öyle mesafeli biri değilim. Tam tersine. Bak şöyle biri ben sana göstereyim. Mesela telefonu var böyle provada falan. Şimdi daha gelirken arabada bile bakıyor, bakıyor. Ben ne yapacağım ben bununla? Bakıyor, yani bak, izin bak, bak yapıyor. Böyle, yani. Böyle baba. Herkese çocuğu bir tane de işte yani. Öyle. Bir mesafeli değilim yani ama çok tatlı, çok ne yapacağız bilmiyorum yani o da. Çok iyi bir şey yapıyorsunuz. En büyük şansı yaşta. Bana benzememiş olması. Hadi. Öyle gösteriyor. Mi? Şunun güzelliğine bak diyor. Ben tam böyle Zeynep'e bakıyorum. Peki bu ne diyor? Kendini gösteriyor. Ama lütfen o çirkin bir güzel. Çirkin çok. Bir lütfen, güzel. Çirkin bir güzel. Çirkin bir güzel. Sosyal medya yorumlarımız gelecek şimdi ekrana. Hepsini. Bakalım. Hepsini tabii ki mümkün değildi. Emin misiniz? Ama cımbızladıklarımız gelsin. Süper babadan beri sizi çok seviyorum. Başarılarınız daim olsun inşallah demiş. Size geliyor Sevinç Hanım. Benim için hep kuzenlerim olarak kalacaksın ya güzel evet, kadın. Çok güzel bir dizim. Sadece Sevinç'inkiler mi bunlar acaba? Sadece Sevinç Hanım'ınmış. Baba evi, süper baba kuzenler. Yaşım daha 28 ama seninle büyüdüm Sevinç abla. İlk tiyatroya Fatih'te Aşkı Memnu oyununu izlemek için. Ah ben de izlemiştim onu çok iyi. Hele kuzenler dizini her yaz tekrarlarını bile kendi kuzenlerimle toplaşıp izlememiz... oldu diye seninle günlerce ağlamamız. Şimdi ne oluyor? Hızlı geçiyorum. Sırf senin için izliyorum desem yanılmaz seninle büyüdük resmen anlayamıyorum falan filan. Biraz uzun. Daha yaşım yani. 56 ama seninle büyüdüm. Bak ne diyor bak ne diyor doğa Allah aşkına. Yaşım 56 ama sizinle büyüdüm diyor bak. Aşk olsun. Sizinle büyüdüm. Tatlısınız senin. Altan Erbulak'ın Türk toplumuna bıraktığı güzel miras. İşte bu işte bu. Bize bunlar lazım. Evet efendim. Fırat Bey içinde var mı? TV'de o kadar canı ek pozitif olarak görünüyorsunuz ki yakından tanısam kim bilir daha sizi övecek. Fırat Tanış Beyefendi'ninkiler yok mu? Ne o? Fırat Tanış Beyefendi'ye yok mu diyorum. Yok. Fırat Tanış Beyefendi'ninki gelsin. Hocam harikasınız bir tanış. Ah geldi. Bak hemen duydu reji sesimizi. Yok mu bir köşesine tanışıklık olacak eğer soruyorsanız bunu. Evet burada duralım o zaman lütfen arkadaşlar. Anadolu'nun bir... tabii aslında senin bayağı yani, Anadolu turnesi yapman aynen gerekiyor. Aynen öyle. Böyle açık havalarda falan oynasan sen. Of. Evet açık havalar, kapalı havalar her yerlerde. Özellikle Anadolu'da bir turne programımız var. Şimdi onun üstünde çalışıyoruz. Nasıl haberdar olacaklar efendim sizi sevenler, takip edenler? Sosyal medyadan takip edenler. Harika. Zaten bu arkadaş mutlaka görecektir yani. Mutlaka. Papatyanın seviyor. Yaprağı gibisin be kardeşim sevgiyle. Estağfurullah safı olmaktan iyidir. Çok teşekkür çok sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Her ruha, her şekle ve her duruma yeni bir tarz bulan tiyatro duayeni. Eyvallah kardeşim. Vay, teşekkür çok iyiymiş ediyorum. Buna. Her şeyin en güzelini yaparsınız. Sizden ricam. Gelin tanış olalım. Sinema gibi tiyatro ekranını izleyebilir miyiz? Cımcınız gibi. Olur. Ben bunu hatırlıyorum bu tweet'i. Beni de mentionlamış bir arkadaş. İyi fikir ama şimdi sen... Evet böyle bir şey de olacak ama bunun için zamana ihtiyacı var. Bak. Ona bakar mısın? Ben projeyi çok sevdim ya hemen sahiplenelim. Hay evet. Daha değil. Yok, izin daha vermiyorum. Değil, çünkü değil. Onu canlı böyle büyük evet, böyle keyif binlerce başka. İnsan oynarsın. Sonra yenisine geçerken CD, lütfen. Daha önce gelmeyeyim. Daha önce yapmadım. Ben parmağını kaldım. Hadi dönelim Beyçak'ın ayrılığına. Hadi dönelim. Daha oyununuzu şey yapamadınız değil mi? Ne yapamadınız? Daha doyamadınız. Yani o doyma ve kıvırma aşamasına gelmediniz. 10 sene içerisinde doyacağız. Aynen bir 10 sene onu hedefledik. Falan. Çünkü hiç 40'ındaki yani. Ayrılık işte 45. Sonra Fırat iyice yaşlanacak. 50'ler, 55'ler falan. Bu arada şunu sorayım. Sonra kas değişir. Fırat Akdeniz gider. Olur. Fırat Akdeniz gider başka olur. Biri. Kabin gelir belki onun yerine falan öyle değişimler olur. Kuliste bir fotoğraf olurum belki öyle. Ay tövbe de hayır hayatım. Ay olur mu canım olur mu? Ya niye ya buradan canlı çıkamayacağız yani. Bunu... Bir dakika biz tartışacakmışız daha belli ki. Reklama gidelim biz o devam ediyoruz sonra bağlanacağız sizi. Ayrılık. Bir ayrılabilseler. Bir ayrılabilseler. Oyunların takvimini ve ne zaman, nerede olacağınızı sosyal medyadan takip etmelerini rica ediyoruz izleyiciler. Aynen öyle. Çünkü dolaşıyor yani. Evet, dolaşan bir oyun. Şu an yerleşik bir yeri yok. Ama yakında olacaktır o da yani. Ayrılık, Twitter'dan ayrılık
adında bir profil var. Oradan görebilirler. Beni takip edebilirler. Sevinç'i takip edebilirler. Oradan görebilirler. Tabii, tabii. Aynen. Ayrılmış bir çift, henüz ayrılmış veya ayrılmış ama sevgisiyle barışmak isteyen bir çift oyuna gelse. Hı-hı. İşe yarar mı oyun? Ha, o, ya, bilmiyorum. Yarayabilir belki. Ha, ben de ne tavsiye edersin falan gibi bir şey söyleyeceksin zannettim yani. Aynen. İşe yarar mı oyun? Yarayabilir, neden olmasın tabii ki. Sevin. Bence insanlar çiftler gelmeli. Çiftler gelir. Çiftlere öneriyoruz yani. Yan yana. Çok daha matrak olabilir. Ay şimdi ben mesela evliliğin bağrında 3 seneyi bitirmiş bir hanım olarak. Hı-hı. Eşimle beraber geldiğinde. Eşinle gel lütfen. Mutlaka öyle, o kadar güzel ayrılıyorsunuz, canımız ayrılmak falan ister yok. Misin? Yok yok istemez. Yok merak istemez. Ay, öyle şeyler gelmesin yok, başıma. Yok gelmez. Ayrıca ayrılıyor. Acaba biz de mi evde bir kavga yok, falan. Yok sizin yani, başınıza o gelmez. Müstakbel ilişkisi olan insanlara da tavsiye ederiz. Hanımefendi. Beyefendiler, beyefendileri onlar da gelsinler. Belki lütfen. Söyleyemedikleri bir şeyi görüverirler. Evet görüverirler. Belki bizden yansıtıp bak görüyor musun derler. Belki. Belki. Falan yani. Kalemi düşürdüm heyecandan. Sen bu arada parçaladın. Yani şunu diyebiliriz ki ayrılığın trajedisini değil, ayrılık üzerine hani gelin ayrılın değil, şu ayrılığın güzelliğine bakın diyoruz. Evet yani insan diyoruz, beşer şaşar diyoruz. Ayrılır diyoruz, sonra karşılaşabilir bir yani, sabah diyoruz. Aynen öyle. Tabii bu ayrılık, ayrılanlar hala sevgili demiş çünkü Atilla İlhan, canım benim, nurlar içinde yatsın. Amin. Bu şu yola da çıkmamalı tabii. Her ayrılık bir sene 13 gün sonra telefon çalacak da yeniden bir araya evet. geleceğiz diye bir hayır canım. Tabii yani böyle bir umuda kapılmayalım. Tabii, tabii kapılmayalım. Kapılmayalım. Oyun bu. Oyun bu. Evet. Şu anda aşık mıyız? Gözlerde sanki bir aşk parıltısı gördüm. Allah Allah her şey konuşuluyor diye. Allah Allah. Gider ayak sordu bile. Gider ayak onda soracağım. Gözlerinde bir aşk parıltısı gördüm. Gördün mü? Doğru mu? Görmüşsen doğrudur doğru o zaman. Görmüşsen doğrudur. Siz zaten. Ben de ne görüyorsun? Sanata aşk görüyorum. Ha tamam okey. Çünkü siz o kadar hiçbir yere girmeden köşelerden dolandınız ki ben de size aynı şekilde cevap vermeyi. Neyi girmedin köşelere ayol? Neyse bunları bir sonraki programda konuşacağız. Tabii ki. Vermediğiniz cevapları. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Davet İşte ayrılığı için. Böyle yatırdık masaya efendim. Bakalım sizler izlediğinizde neler hissedeceksiniz. Görüşmek üzere sevgiyle kalın.